spirulina çok önemli. Neden önemli? 2000 çeşit enzim. 94 çeşit mineral. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini. Omega 3, 6, 9 ve alt türevleri. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler. Birçok özelliği var. Mesela Ukrayna'da bu Çernobil atom reaktöründe o meydana gelen kaçaktan, kazadan dolayı birçok çocukta antral gastrit, iyileşmeyen midede antral gastrit yaralar oluştu. Mideyi tamamen tahriş ediyor, tahrip ediyor kimyasal, radyoaktif madde. Her şey denediler, hiçbir şey iyileştirmedi. Spirulina ile iyileştiler. Yani bazı gastrit türlerine mesela bakterinin sebep olmuş olduğu gastrite tonik iyi gelir. Virüsün sebep olmuş olduğu gastrite iksir iyi gelir. Mantarın sebep olmuş olduğu gastrite aloe vera iyi gelir. Fakat antral gastrit radyoaktif maddede spirulina etkilidir. Klinik araştırması var. İsteyen Google'a girip bakabilir spirulina nedir. Spirulina mucizevi, mükemmel bir bitkidir. Biz onu çok özel zerdeçalla, zencefil, ginkgo, ginzekle ne yaptık? Daha etkili bir hale getirdik. Takviye ettik. Güçlendirdik. Hepsi birleşince de hepsini mi kullanmak gerekiyor hocam? Onu da Şimdi mesela izleyicilerimiz de merak etmiştir. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmakta zamanla yorulur, yağlanır. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için ne kullanıyor? B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini, folik asit denir. 3 tane vitamin harcıyor. Harcıyor. Zamanla vitamin azalıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Ne oldu? Yani hastalıkla mücadele edemediğin gibi sürekli kişide bir halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Artık arıtamadığı toksik madde vücudun diğer organlarına yavaş yavaş depolanır.